Hayırlı sabahlar efendim. Bugün 20 Kasım 2019 Çarşamba. Diyanet TV ekranlarında gündemle karşınızdayız. Ben Arif Bildirici. Gündeme dair gazetelere yansıyan ve diğer haberleri 45 dakikalık bir süre boyunca sizlere aktaracağız. Haberet.diyanet.tv ve 0535 018 17 50 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında değerlendirdiği gündemi, Suriye'deki durum, Washington'da ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik mesajları ön plana çıktı. Terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili belirsizliğe dairse, Suriye'de ve Kuzey Irak'ta terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz sürecek dedi. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında terörle mücadelede bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı da en büyük mücadeleyi veren ülke olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Sadece Fırat Kalkanı Harekatımızda 3000'in üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Diğer operasyonlarımızla birlikte bu rakam 4000'in üzerine çıkıyor. Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkelere yüklendi. Saldırıların tamamının müsebbibi PKK, YPG terör örgütüdür. Türkiye'nin yürüttüğü harekata şiddetle karşı çıkıp bize akıl mantık dışı ithamlar yöneltenlerin hiçbiri bu insanlık dışı saldırılara ses çıkartmıyor. Bölücü terör örgütünü DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor. Terör örgütünün mevzi haline getirdiği okul, cami, hastane, kilise gibi yerleri görüntüleriyle dünya kamuoyunun dikkatine getirmemize rağmen kimse dönüp de bunlara bakmıyor. Çünkü mesele ne Türkiye'nin yaptıkları veya yapmadıklarıdır, ne de terör örgütünün gerçekte nasıl eli kanlı bir katiller sürüsü olduğudur. Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine de değindi. Trump'la yaptığı görüşmenin önemini ifade etti. Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik. Ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik. Öncelikle 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha karşılıklı teyit ettik. Erdoğan, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 krizine dair ise aşmak için görüşüyoruz, aşamazsak alternatiflerimiz var dedi. F-35'te Türkiye malum müşteri değildir, ortaktır. Bu proje kapsamında taahhüt ettiğimiz 2,1 milyar doların 1,4 milyar dolarını ödediğimizi tekrar hatırlattık. Şayet F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledi. Erdoğan grup toplantısının ardından meclise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Kalın, terörle mücadele çalışmalarının sürdüğünü, Barış Pınarı Harekatı'nın yakın tarihin en önemli hadiselerinden biri olduğunu vurguladı. Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararını da eleştirdi. Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz, dedi. İbrahim Kalın, Aralık ayı başında İngiltere'ye düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sonrasında İngiltere, Türkiye, Fransa ve Almanya arasında dörtlü Suriye zirvesinin yapılacağını da aktardı.
Sayın Cumhurbaşkanımız da NATO zirvesine ciddi bir hazırlık yaparak gidecek ve burada NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecekler. NATO zirvesi marjında da Türkiye artı 3 Avrupa ülkesiyle bir dörtlü zirve yapılacak. Yani Fransa, Almanya ve İngiltere, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir dörtlü zirve gerçekleştirecekler. Bunun bildiğiniz gibi ilk ön hazırlık toplantısını evvelsi hafta biz İstanbul'da yapmıştık. Türkiye'nin genel olarak Avrupa coğrafyasıyla olan ilişkisini, hem Suriye, terörle mücadele, Irak, İran ve diğer konuları, Libya'da dahil olmak üzere, ele almayı planlıyoruz. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci diye ifade edilen yerlerin uluslararası hukuka aykırı olmadığı şeklindeki açıklaması, bu son derece talihsiz, uluslararası hukuku yok sayan, Filistinlilerin hakkını, hukukunu ayaklar altına alan bu açıklamayı reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade etmek istiyorum. İki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, polisimiz, jandarmamız, askerimiz tam bir uyum içerisinde iyi bir çalışma yürütüyorlar. Bunun neticelerini de hamdolsun sahada görüyoruz. DAEŞ'ların serbest bırakılması sürecini hatırlayacak olursak, YPG'nin planının ne olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Aslında YPG, DAEŞ'in geri gelmesini istiyor. DAEŞ'in sonlanmasını, sona ermesini istemiyor. Çünkü bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor. Kendisini, terör örgütü kimliğini gizleyip bunu Batı dünyasına satabilmek için de DAEŞ tehdidinin devam etmesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Türkiye'nin özellikle Barış Pınarı Harekatı'yla elde ettiği başarıyı gölgelemeye dönük bir takım dezenformasyon faaliyetlerinin, çarpıtma çabalarının hala devam ettiğini de maalesef üzüntüyle izliyoruz. Bizim yakın tarihimizin en önemli hadiselerinden bir tanesidir. İleride inşallah bu günler yazıldığı zaman tarihçiler bu harekat sayesinde ve bundan önce yapılan Barış Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde ve sınırımızın güneyinde kurulmak istenen terör koridoruna ve terör devletine çok ciddi bir darbe vurulduğunu mutlaka yazacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus birliklerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleşen 8. Ortak Kara Devriyesi sırasında terör örgütü yandaşlarının provokasyonu yaşandı sayın seyirciler. Bu kez Rus askeri araçları da taşlandı. Hatta Molotov kokteyli atıldı. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Amerikalı komutansa PKK-YPG'nin kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasını kutladı. Hatta mesajında PKK sloganı attı. Terör örgütü YPG-PKK yandaşları Suriye'nin kuzeyindeki Ayn al-Arab ilçesinde Türk askeri unsurlarına taşlı saldırılar düzenliyorlardı. Son devriyede terör yandaşlarının saldırılarından Rus askerleri de nasibini aldı. Aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de bulunduğu tahmin edilen terör örgütü yandaşları Rus askeri aracına Molotov kokteyli attı. Ortak devriye güzergahlarında terör örgütü yollara da beton bloklarla barikat kurarak geçişleri engellemeye çalışıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devriyeler ve Ruslarla yapılan mutabakat sürecine ilişkin konuştu. Süreç devam ediyor dedi. Devriyeler tabii Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında bir takım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşme süreçte çözmeye çalışıyoruz. ABD ise yine bir skandala imza attı. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Melis Kekins, terör örgütü YPG-PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini kutladı. Kekins, YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri terör örgütü PKK'nın aslan aslandır, hadişi, hay erkek sloganıyla Kürtçe ve İngilizce olarak paylaştı. Terörden temizlenen Tel Abyad ve Resul Ayn'da halkın huzur ve refahına yönelik çalışmalar sürerken Suriyelilerin evlerine dönüşlerine dair Türk Kızılay'dan destek geldi. Suriye'deki yeni projemiz devletimizin gönüllü Suriye'ye geri dönüş programına destek olmak. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için
bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak bu süreci kolaylaştırıcı olacağız. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kıdık, bölgeye güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra dönüşün daha da artacağı görüşünde. Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir. Dolayısıyla altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibariyle bu bölge 2 milyon insanı çok rahat kaldırır. Dünyanın destek vermesine bağlı. Terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma bakalım şimdi de. Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırdan sızmaya çalışan YPG PKK'lı 2 terörist yakalandı. Diyarbakır'da ise gri listede aranan bir terörist yakalandı. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma, Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Cudi grubu sorumlusu Andok Kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu Adil Kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde ise teröristler yine hava harekatıyla vuruldu. Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de güvenlik güçleri önemli bir operasyona imza attı. Gri listede aranan PKK'lı terörist Semra Tuncer yakalandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan YPG PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Sincar'da halkın can ve mal güvenliğine yönelik olarak teröristlerin ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Sincar ilçe kaymakamı Mahma Halil, ciddi bir baskı ve zulüm altındayız dedi. Sincar'ın kontrolünü PKK yapıyor. Biz halk olarak Sincar'da hiçbir şeyin çözüldüğünü düşünmüyoruz. Bölge halkı zulüm altında kamplarda yaşamlarını sürdürüyor. 363 binin üzerinde insan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Halil, Bağdat ve Kürt bölgesel yönetiminin ilgisizliğine de tepki gösterdi. Bağdat hükümeti Sincar'da halkın geri dönmesine izin vermiyor. Güvenliğin sağlanması için Bağdat hükümeti ve peşmergelerin burada olması gerekiyor. Eğer onlar burada olursa ne PKK ne de Haçlı Şabi örgütü kalır, hepsi temizlenir. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu. Pompeo'nun açıklamasının ardından İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaket, yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yaptı. Bölgede gerginliği artıran açıklamaların ardından uluslararası kamuoyundan tepki yağdı. Türkiye, Filistin yönetimi, Filistinli direnişçi gruplar ve Avrupa Birliği hukuka aykırı bu adımın kabul edilemez olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik politikayı değiştirdiklerini söyledi. Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil dedi. ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmaları sonrası eski İsrail Adalet Bakanı ve Yeni Sağ Partisi lideri Ayelet Şaket, söz konusu yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yaptı. Yahudilerin Batı Şeria'da yaşamaya yasal ve ahlaki hakları olduğunu iddia eden Şaket, artık egemenliğimizi bu yerleşimlere uygulama zamanı ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimler öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu. ABD'nin Batı Şeria ile ilgili aldığı skandal kararı Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır ifadelerini kullandı. ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği, İsrail'in yerleşim birimleri faaliyetlerine dair politikasının değişmediğini, bütün yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir.
ABD'li siyasetçiler ve yetkililer Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi. Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi. İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri yasa dışıdır. Bu uluslararası hukukta ve birçok Birleşmiş Milletler kararında açıkça belirtilmiştir. Donald Trump bir kez daha ABD'yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır. ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın vekillerinden İlhan Ömer de tepkisini Twitter sayfasında dile getirdi. Ömer, barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir çağrısı yaptı. Filistin Başbakanı Muhammed İşdiye, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararı almasının uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtti. Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Bu açıklamalar ABD idaresinin halkımıza ve onun haklarına yönelik saldırıya ortak olduğunun teyididir," dedi. Ürdün ise, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı tutumunu değiştirmesinin oluşturacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulundu. Yahudi yerleşimleri konusu, İsrail ve bunları barışın önüne bir engel olarak gören Filistinliler arasındaki en tartışmalı sorunlardan biri. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana inşa edilen 140 kadar yerleşimde 500 bin dolayında Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukuka aykırı olarak görülüyor. Ancak İsrail buna karşı çıkıyor. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında düzenlenen protokolle 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerine afet olaylarına karşı eğitim seminerleri veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, afetlere karşı tedbiri elden bırakmamalı, toplumu, çocukları bilinçlendirmeliyiz dedi. Canı korumak sadece tıbbın işi değil, demek ki çeşitli afetlerde ilk anda bunlarla ilgili mücadele etme noktasında da bir kurum gerekiyor. O kurum da AFAD. Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD İşbirliği ile 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine afet olaylarına karşı temel afet bilinci semineri başlatıldı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek olan seminerin açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katıldı. Bizim elimizde olmayan, Rabbimizin takdiri olarak yaşadığımız, dünyanın yaşadığı deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerle ilgili de tedbir almamız gerekiyor. Başkan Erbaş, afetlere karşı bilinçlenmeye dikkat çekti. Ailelere çağrıda bulundu. Eğitim bilimcilerin ittifakla kabul ettikleri şey, insanoğlunun karakter yapısının %63'ü 7 yaşından önce oluşuyor. İşte o 7 yaş öncesi bizim medeniyetimizle ilgili, İnancımızla ilgili, değerlerimizle ilgili konuları çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu bizim için bir mükellefiyettir, bir sorumluluktur. Zarurati hamsedendir. O değerleri öğretirken nasıl afetlere karşı nasıl korunulur? Onunla ilgili zaten burada hocalarımız, sizlere, uzmanlarımız seminer verecekler. Bu semineri inşallah gün boyunca ya da o çocuklarımız ne kadar devam edeceklerse o süre içerisinde hatırlatırsınız. AFAD'ın önemine vurgu yapan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak AFAD'ın çalışmalarına destek verildiğini belirtti. Tedbirini almamız lazım. İnsanların malını da korumamız lazım. Malı korumak için ne yapmak lazım? Tedbirleri almak lazım. İşte AFAD'ın amacı bu. Biz de ona destek oluyoruz. Hocalarımız da destek oluyoruz. Camilerimizde, vaazlarımızla, hutbelerimizle destek oluyoruz. Olmamız da lazım. O tarafı da bizim görevimiz. Seminere aileler çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Afet olaylarına karşı bilinçlendirmenin amaçlandığı eğitim semineri 2 gün boyunca sürecek.
20 Kasım 2019 Çarşamba gününün gazeteli manşetlerine geçiyoruz. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Akşam gazetesi FETÖ havale geçirdi şeklinde, havala şeklinde yazılıyor ama aslında bir kelime oyunu var ve açıklamasına bakalım. Türkiye, Almanya ve Hollanda FETÖ'nün Türkiye'deki kripto yandaşlarına para göndermek için kurduğu havala sistemini eş zamanlı operasyonla çökertti. Üç ülkede yüzden fazla kişi gözaltında. Ankara merkezi 19 ilde yapılan operasyonda bazı kuyumcu, döviz bürosu ve evlere baskın düzenlendi. FETÖ'nün Türkiye'ye soktuğu dövizleri paylaşan 79 kişiden 58'i gözaltına alındı. Polis 13,7 milyon dolar, 2,1 milyon euro ve 12,6 milyon liralık işlem tespit etti. Almanya'nın 5 eyaleti ve Hollanda'daki 62 kuyumcu, şirket ve eve baskın yapıldı. Gözaltına alınan 27 kişi arasında metal ticareti yapan baş şüphelinin de olduğu açıklandı. Örgütün havala sistemiyle Türkiye'ye 200 milyon euro gönderdiği belirtildi deniliyor. Yine haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Yanındaki başlığını görüyoruz. Akşam gazetesinde manşetin ABD'de F-35'te diretirse alternatif ararız şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle paylaşılmış. Başkan Erdoğan ABD ziyaretini değerlendirirken Başkan Trump hakkında azil sürecine işaret etti. Gelişmeler ABD ile Türkiye'nin yakın olmasını gerektiriyor. İlişkileri bozmaya yönelik çabaları Trump görüyor. Azil süreci Trump'ı temkinli harekete sürüklüyor. Bu süreç bittiğinde ilişkilerimiz güç kazanacaktır dedi. Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400'de de çözüm yolu aranması konusunda mutabık kaldık. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır. Uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışa gireceğimizi söyledik şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim. PKK'ya kafa tutan gizemli Fransız şeklinde bir başlık görüyoruz. Fransa'nın Toulouse kentinde terör örgütü yandaşlarında terörist diye bağıran Fransız kadın ortaya çıktı. PKK-YPG yandaşlarına PKK teröristtir, ne mutlu Türk'üm diyene diye haykıran kadının paylaştığı video büyük beğeni aldı. Kimliğini sosyal medyadan açıklayan Morgan adlı kadın, Türk değilim ama Türkleri seviyorum, yaşasın Türkiye şeklinde konuştu. Devam edelim. Trump İsrail'e karşı yine dünyayı birleştirdi. Başlığını görüyoruz haberin hemen altında. Dışişleri Bakanı Pompeo, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediklerini açıkladı. Dünya ayağa kalktı. Bu karar sonrası eski İsrailli bakanlardan Şaket, Batı Şeria'yı ilhak çağrısı yaptı. Türkiye hiçbir ülke hukukun üstünde değil diyerek karara sert çıktı. Çok sayıda ülkenin yanı sıra bazı ABD'li senatörler de tepki gösterdi denilmiş yine. Son aktaracağımız başlık Cambridge ödülü kolay gelmedi şeklinde verilmiş. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üniversitesi'nin Top in the World dünyadaki en yüksek puan ödülünü aldı. Hakyemez 8 milyon adayın katıldığı yarışmayı akşama anlattı. 2 yıl boyunca 6 farklı dersten sınava girdik. Her dakikamızı çalışmakla geçirdik şeklinde konuştu. Tebrik ediyoruz. Ve devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni Şafak gazetesi Rusya'da ABD gibi oyalıyor manşetini kullanmış bugünkü sayısında. Soçi mutabakatının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Rusya PKK'yı hala güvenli bölge dışına çıkarmadı. Hatta Rus askerleri çatışmanın sürdüğü Tel Temre zırhlı araçlarla girip teröristlere kalkan oldu. Türk yetkililer önceki gün Tel Abyad'da Rus muhataplarla görüşerek PKK'nın mutabakat gereği M4 karayolundan çekilmesini istedi denilmiş. Türkiye ve Rusya önceki gün PKK yandaşlarının yoğun saldırısı altında 8. kez ortak devriyeyi gerçekleştirmişti. Ancak Rasulayn'ın güneydoğusundaki Tel Temr'de Esed, PKK ve Rusya işbirliği var. Rusya'dan aldığı cesaretle buradaki faaliyetlerini artıran teröristler M4 yolu güneyindeki kamplarda tünel ve mevzi inşasına hız verdi denilmiş yine. Soçi mutabakatıyla teröristlerden arındırılması gereken Aynel, Arap ve Münbiş'te de henüz değişen bir şey yok. PKK'lılar rejim üniforması ve ağır silahlarıyla
faaliyetlerini sürdürüyor. Tel Aviv'de ise terör örgütü sivillere saldırmaya devam ediyor. Bir okulu havanla vuran PKK 3 kişiyi şehit etti. Çocuklarla beraber 8 sivil de yaralandı. Notu da aktarılmış yine haberin ayrıntılarında. Logonun üst kısmına geçelim. S-400'de geri adım olmaz şeklinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri kullanılıyor. Ve Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi de yine fotoğrafa yansımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin S-400'leri ikili ilişkilerin kilit noktası haline getirmesini eleştirdi. Erdoğan, Washington'daki görüşmede Trump'a, ülkemizin artık bu savunma sisteminden vazgeçmesi söz konusu olmayacak. Çözümün bu gerçek ışığında bulunması gerekir dediğini aktardı denilmiş yine. Yarındaki başlığa geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden skandal Batı Şeria kararı şeklinde yine yok hükmünde başlığıyla verilmiş. Filistin politikasında İsrail'in kuklası haline gelen ABD yönetimi, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmediğini ilan etti. Kudüs ve Golan Tepelerinden sonra Batı Şeria'nın ilhakına destek iki devletli çözüm umudunu ortadan kaldırıyor. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuk bakımından geçerliliği yok diyerek karara tepki gösterdi denilmiş yine. Devam edelim, en alt kısımlarda bir başlık görüyoruz. Yaş 12, maaş 400 lira şeklinde verilmiş. Türkiye'de yaşları 12 ile 17 arasında değişen on binlerce çocuk işçiye Suriyeli çocuklar eklendi. İddialara göre sayısı 400 bini buluyor. İstanbul'da Esenyurt, Fatih ve Küçükçekmece gibi ilçelerde yabancı çocuklara 400 lira, Türkiye'li çocuklara ise 800 lira aylık veriliyor denilmiş haberin ayrıntısında. İran idam sopası gösterdi başlığını görüyoruz. İran'la ilgili eylemlere yer ayırmış yine Yeni Şafak. Ve İran'da akaryakıt zamlarıyla ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşen eylemlerde resmi rakamlara göre 3'ü devrim muhafızı olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü ise gösterilerde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı. Kaostan çıkış arayan Tahran yönetimi şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını duyurdu denilmiş yine. Ve son olarak Kenter uğurlandı başlığı. Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı. Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törene sanatçı dostları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kenter'in naaşı Aşiyan mezarlığına defnedildi denilmiş yine. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde noktaladık. Milat gazetesine geçiyoruz. Yaptığınız saygısızlık şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyayı anlatıyoruz teröristlere ve ne demiş Kürt demeyin şeklinde notu da eklenmiş yine manşetin hemen üstünde. Erdoğan, ABD, Rusya, Avrupa ve tüm dünyaya seslenerek gerçeği bir kez daha özetledi. PKK'ya Kürt demeniz en başta Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Biz sadece teröristlere karşıyız dedi. AK Parti grubunda HDP ve CHP'nin de aralarında ortaklık dolayısıyla teröriste terörist diyemediğini hatırlatan Erdoğan, dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin Kürtlere değil teröriste karşı olduğunu ve Kürtlerle kardeş olduğumuzu gerçeğini anlattıklarını ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de binlerce tır silah verilerek PKK'ya kurdurulmak istenen terör koridoru oyununun bozduğunu söyleyen Erdoğan, kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada. Ülkemize yönelik öfkenin gerisindeki sebep büyük oyunu bozmuş olmamızdır şeklinde konuştu. Logonun üst kısmına geçelim. Yine işgal bitti, ilhak başladı şeklinde görmüş Milat gazetesi de. Terör örgütü İsrail işgal ettiği topraklarda ABD desteğiyle ilhak sürecini başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, artık Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini yasa dışı görmüyoruz dedi. Yine uluslararası kamuoyunun da tepkileri vardı bu karara. Ama Arap dünyası sessiz şeklinde yine bir not paylaşılıyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklarda işgal sürecinin ilhak sürecine geçtiğini vurgulayan Profesör Doktor Mehmet Şahin, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri kararından sonra Batı Şeria açıklaması geldi. ABD, Arap dünyasının sessizliğini fırsat olarak görüyor ifadelerini kullandı yine. Devam edelim. En alt kısımda 2 milyonu bulabilir başlıklı bir haber paylaşılmış.
Neyle ilgili? Suriye'ye dönüşçe Kızılay'dan destek şeklinde verilmiş. Ve Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlandığı bölgelere gönüllü olarak 500 bin Suriyeli geri döndü. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'deki yeni projemiz, devletimizin gönüllü Suriye'ye dönüş programına destek olmak, 2 milyona yakın bir dönüş olabilir şeklinde konuştu. Milat Gazetesi'nde noktaladık, devam ediyoruz Yeni Birlik Gazetesi ile. Yeni Birlik Gazetesi İran'daki olayları manşetine taşımış, İran yanıyor başlığıyla. İran'da benzin zammı, ekonomik sorunlarla mücadele eden halkı sokaklara döktü. Protestolar hız kesmeden devam ediyor. Eylemler sırasında 106 kişinin can verdiği, binlerce kişinin de gözaltına alındığı bildirildi denilmiş. Yine Ruhani'nin kaçakçılar kazançlı çıkar başlıklı ifadeleri. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar oluyor. Benzinin gerçek fiyatı 6000 tümendir fakat biz 1500 tümene satıyoruz dedi. Asıl hedeflerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım olduğunu dile getiren Ruhani, petrol satışının eskisi gibi olmadığını ve vergileri de ekonomik sorunlar nedeniyle artıramadıklarını ifade etti denilmiş yine. Gözler dörtlü zirvede başlığına geçelim. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO zirvesinin ardından Fransa, Almanya, İngiltere liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dörtlü zirve gerçekleştirecek şeklinde konuştu. Biraz önce de sizlere haberimizde aktarmıştık. Devam edelim. FETÖ'ye finans darbesi bu haberin hemen altında yer alıyor. Ele geçirilen muhasebe kayıtlarıyla telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin 13,7 milyon dolar, 2,1 milyon avro ve 12,6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirledi denilmiş yine. Logonun üst kısmına geçelim. Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti başlıklı haber. Biraz önce diğer gazetelerimizde de aktarmıştık. Yine sürpriz buluşma şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mecliste görüşmesi yine fotoğrafla birlikte paylaşılmış haberde. Devam edelim. Hemen solunda terör örgütü PKK-YPG okulu vurdu başlıklı haberi görüyoruz. Terör örgütü PKK-YPG, Tel Aviv'in Curn köyüne attığı havanlarla bir okulu vurdu. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi. Çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı ifadeleri de yer aldı. Devam edelim, Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesi Batı Şeria ilhakına ABD vizesi şeklinde son durumu manşetinden vermiş ve Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail'in 1967'den bu yana Filistin'de sürdürdüğü işgali yasa dışı görmediğini açıkladı denilmiş. Tel Aviv'i cesaretlendiren bu tavır Batı Şeria'nın ilhakına destek amacı taşıyor denilmiş yine. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yasa dışı tüm isteklerini tek tek yerine getiren ABD Başkanı Trump, bölgeyi ateşe sürükleyecek yeni bir adım daha attı. İsrail'in işgallerine onay veren politika değişikliğine giden Beyaz Saray, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aracılığıyla Batı Şeria'da Yahudi işgali altındaki yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu denilmiş yine. En altta Suriye'ye geri dönüş hızlanıyor başlığını görüyoruz. Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen Resulayn ve Tel Aviv'e dönen Suriyeli mülteci sayısı 70 bini aştı denilmiş. Yine Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın açıklamalarıyla birlikte bu haber yer alıyor. Devam edelim. Gurbetçilerden annelere destek başlıklı sağ tarafta bir haber görüyoruz yine Star gazetesinde. Avrupa'da yaşayan 46 gurbetçi evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek yanınızdayız mesajı verdi deniliyor. Terör örgütü PKK'nın çocuklarını daha kaçırdığı ailelerin HDP il başkanlığı önündeki nöbeti 78. günü geride bırakırken annelere destek de sınırları aştı. 46 gurbetçi dün aileleri ziyaret etti. Grup adına konuşan Ali Erkoç, yanınızdayız, bir bayrak altında olduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez şeklinde konuştu.
Star'ı da noktaladık. Son olarak Türkiye Gazetesi'ne de bakalım. Türkiye Gazetesi Barış Pınar'ı harekatı, harekat yatırımcıyı Türkiye'ye çekti şeklinde bir başlık da bugün okuyucuların karşısına çıkıyor. Başarılı operasyon ve ABD ile normalleşme paniği bitirdi. Borsaya yabancılardan 1,4 milyar dolar girdi denilmiş. Barış Pınar harekatı başladığında ABD ile krizin derinleşmesi bekleniyordu. Bunun da yabancı yatırımcıyı kaçıracağı öne sürülüyordu. Ancak operasyonun hedefe ulaşması, Türkiye'nin haklı çıkması, ABD ile ilişkilerin tekrar normale dönmesi piyasaya moral oldu. Dolar ve faiz düştü, BIST'te hisseler coştu notu eklenmiş yine. EYT'nin maliyeti sürdürülebilir değil başlığını aktaralım. Son günlerde yeniden gündeme taşınan emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklamada Aile Bakanı Selçuk'tan geldi. Bu konuda en az 10 analiz yaptık, her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil şeklinde konuştu. Evet, Türkiye Gazetesi'nden aktaracağımız son haber başlığı da bu şekildeydi. Gündeme devam ediyoruz. Sayın seyirciler, İran'da benzin zammı protestolarının sancısı sürüyor. Zam protestoları sonrasında yapılan muhtaçlara nakdi yardım açıklamasının ardından bu yardımların dağıtımına başlandı. ABD'nin protestolara destek açıklamasına ise İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif karşılık verdi. İki yüzlüsünüz dedi. İran'da benzine yapılan %300 zammın ardından patlak veren protestolar ülkeye sıkıntılı günler yaşatıyor. Geçen cuma günü başlayan ve ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarında Tahran'da devrim muhafızlar ordusu ve milis güçler BESİC'e mensup 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olaylarda şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kamu binası ve banka şubeleri tahrip oldu. Protestolar nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gösterilerin ardından hükümet dar gelirlere destek açıklaması yapmıştı. İlk aşama nakdi yardımlar dağıtıldı. 20 milyon aileye 55 bin ila 205 bin tümen yani 27,5 Türk lirasıyla 102,5 lira arasında değişen nakdi destekte bulunuldu. Yardımların süreceği açıklandı. İran'da hala internet kesik. Hükümet sözcüsü Ali Rebi, eyaletlerde güvenliğin sağlandığından ve internetin kötüye kullanılmadığından emin olunması halinde internet erişimi tedricen sağlanacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun göstericilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri sizin yanınızda açıklamasına tepki gösterdi, iki yüzlüsünüz dedi. Yasalar çerçevesinde yapılan itirazlar anayasamızın halka resmi olarak tanıdığı bir haktır. Bizi gayrimeşru ve yasa dışı isteklere mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yok. ABD bazı ülkeler kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için İran'da kamu düzeninin bozulmasına ve kaos oluşturulmasına destek veriyor. Bu ülkeler yaptıkları tehlikeli kışkırtmaların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Şimdi de kısa kısa geride bıraktığımız günün diğer gelişmelerine göz atalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 albay, 5 binbaşı ve 500 başının da aralarında bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Ankara'da da FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 17 zanlı gözaltına alındı. Akşam saat 5'e yetişecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2313 sözleşmeli 322 kadrolu personel alınacağını açıkladı. İlgili alım için ÖSYM'nin duyuru yapacağını belirten Selçuk, ayrıca 1000 işçi alımının önümüzdeki hafta İşkur tarafından yapılacağını söyledi.
Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu'nda düzenlendi. Ünlü oyuncunun cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Manisa'nın Alışehir ilçesinde sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti. Dağ Hacı Yusuf mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Eraslan Altıntaş, eşi Gülşen Altıntaş ve 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiler. Afyonkarahisar Konya Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü tırla çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsüyle muavini hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Çorum'da önceki gün meydana gelen 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanınsa güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Iğdır'da Doğu Beyazıt yolunda meydana gelen trafik kazasında zırhlı polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kobra 2 tipi araç otomobile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 3'ü polis, 4 kişi yaralandı. Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Mecliste milletvekili bulunan siyasi partiler hükümete reformlar için 45 gün süre verdi. Partiler reformların belirtilen sürede yapılmaması durumunda hükümete verilen güven oyunun çekileceğini ve erken seçim kararı alınacağını açıkladı. Irak, Lübnan ve İran'dan sonra Gürcistan'da muhaliflerin gösterileri var. Başkent Tiflis'te muhalifler erken seçim talebiyle parlamento binasını kuşattı. Protestocular çevresine çadırlar kurdukları meclisin giriş noktalarını tuttu. Polis tazikli suyla müdahale etti. 37 kişi gözaltına alındı. İkisi polis, 6 kişi yaralandı. Gösteriler geç saatlere kadar sürdü. Muğla'nın simgelerinden olan 526 yıllık tarihi Kurşunlu Camii'nin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı. Klasik Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan caminin restorasyonunun bir yılda tamamlanması bekleniyor. Muğla'nın önemli kültürel değerlerinden tarihi Kurşunlu Camii restore ediliyor. Menteşe Beylerinden Es-Seyyid Şücaettin tarafından 1493 yılında yaptırıldığı bilinen tarihi camide çalışmalar başladı. Kurşunu olsun, içi olsun, dışı olsun tamamen yapılacak. Ahşap kesim tamamen yapılacak. Yenileme çalışmalarında işlemelerin hepsi tek tek elden geçirilecek. Kubbe altında boyayla kaplanan ahşap kısımlar açığa çıkarılacak. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan tarihi caminin düzgün kesme taştan örme beden duvarları Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyor. Camiyi kıymetli kılan özelliği 1853 yılında gördüğü tamir sırasında kubbesinin kurşunla kaplanması olmuş. İçinde yer alan kalem işi süslemeleri Rodos'tan getirilen kök boyalarla yapılmış. 526 yıllık tarihi camideki restorasyonun 2020 Aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor. Gündemi noktalıyoruz ama öncesinde bugün neler olacak kısaca söz edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna akşam yemeği verecek. TÜİK, Ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün düzenlediği Keşmir Krizi, Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü programının açılışına katılacak. Evet, gündemi noktalıyoruz efendim. Bugün neler olacak sizlere özetlemiş olduk. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olması dileklerinizle huzurlarınızdan ayrılalım. Hoşçakalın.